Merhaba arkadaşlar. Bugün Eylül'ün 15'i. Şimdi tatlı kabaklarımızı toplayacağız. Ama burada kabağımız çitten atlamış. Komşuya yumurtlamış arkadaşlar. Şimdi o kabağımızı çıkaracağım. Yer biraz sıkıntılı. Elime keskin bir aparat aldım. Hem kendime yol açacağım hem de ben uzaktan gördüm ama yakından kabağımıza bakacağım. Ve onu oradan çıkarmaya çalışacağım. Evet. Yol aça, yol aça. Güzel. Kabağımız burada arkadaşlar. Kabağımızı buldum. Şimdi onu alacağım. Bakacağım ileride başka var mı? Evet. Kabağımız burada arkadaşlar. Ağır bir kabak. Şimdi onu oradan çıkaracağım ben. Evet arkadaşlar. Ağır bir kabak. Çitin dışına gitmiş. Şimdi bunu aldım ben. İçeride diğer kabaklar da var. Onları da toparlayacağım. Tam toparlama mevsimi. Ve bir süre açık bir alanda, direkt güneş olmayan yerde kurumaya, olgunlaşmasının biraz da o şekilde devam etmesini bekleyeceğim. Muhtemelen de çok var arkadaşlar kabak. Muhtemelen ben bir ya da iki tanesini tüketiyorum. Diğer kısımlarını komşularımıza vereceğiz. Evet. Kabağın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Tatlı kabağı. Tahminen 20 kilo kadar var arkadaşlar. Rahat var 20 kilo. Evet arkadaşlar. Şimdi kabağımız da burada var. Onu da alacağım. Aşağıda var. 3-4 tane kabağımız. Onları da alacağım. Hepsini bir araya toplayacağım. Bu kabak da iri bir kabak arkadaşlar. Bu yaprakları kökü orada hemen hemen bir 10 metre kadar uzamış arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, kabaklar buralardan toprağa kök salmış. Ana kökü beklemiyor. Sadece ondan yeterli görmüyor. Gittiği yerlerde de toprağa kök yapıyor ve kabakları o şekilde besliyor arkadaşlar. Bu da çok iyi bir kabak. Evet. Evet, çok güzel bir kabak. Evet. Evet arkadaşlar. Bu çok yakışıklı bir kabak. 20 kilo kadar. Bu da o kadar var.
yerin yanına bırakacağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel ve yakışıklı bir kabak. Evet arkadaşlar, şimdi bahçemizi toparlıyorum. Çok da ot yaptı. Bu otları da temizleyeceğim. Ve bir dahaki sene için traktörle sürdüreceğiz arkadaşlar. Bakın kabak yaprakları. Bakıyorum bu aralarda var mı? Ben şöyle uzaktan baktım var mı diye, ama buralarda yoktu. Bunlar sonradan en son uzayan yapraklar. Evet. Burasını temizledim. Diğer kabağımız çitten öbür tarafa atlamış. Onu oradan aldım. Başka var mı? Başka da yok arkadaşlar. Bunlar var ama bunlar küçük. Bunları almayacağım. Onlar toprağa karışıp gübre olsun. Bakın bir tane 15 kilo kadar gelir. Burada var. Yine iki tane orada var. Şimdi onları ben el arabasıyla yukarıya diğer kabaklarımın yanına çıkaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kabaklarımı toparladım. Gördüğünüz gibi bu sarı kabak, bu değişik bir kabak. Onlar daha değişik bir kabak. Muhtemelen birçoğunun sonu bilmiyorsunuz. Tohumlar için onları koydum. Ama asıl tatlı kabağımız bunlar arkadaşlar. Şimdi ben bunları geçici süreliğine biraz olgunlaşmasını bekleyeceğim, yere alacağım. Evet arkadaşlar, kabaklarımı 1-2 hafta kadar bekleyecekleri, olgunlaşmasını devam ettireceği yere aldım. 1-2 hafta kadar burada bekleyecek. Sonra buradan alacağım. Kuru ve kapalı bir depoya koyacağım. Kışın yine kanalımda herkesin kolaylıkla yapabildiği ve çok da sevdiği kabak tatlısını yine bu kabaklarımızla hep birlikte yapıp burada paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik Çatalca Dağ Yenice Köyü bahçemizden herkese selamlar arkadaşlar. Bu kabak toplama anında benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.